Şubat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte Mobil Dünya Kongresi'nde LG'nin standındayız. LG'nin standında burada firmanın yeni telefonlarından bir tanesi olan X-Screen'e bakıyoruz. Burada da yazdığı üzere LG'nin yeni modeli X-Screen. Bu telefonun özelliği daha önce V10'da da gördüğümüz gibi çift ekran ihtiva etmesi. Burada imzanızı koyabiliyorsunuz, bildirimler alabiliyorsunuz, farklı özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin Wi-Fi'yi açıp kapatabiliyorsunuz ya da feneri açıp kapatabiliyorsunuz. Farklı özellikler var. Telefonun tabii ki boyutlarından biraz bahsedelim. 4.93 inç boyutlarında HD bir ekranı var cihazın. İkincil ekranda 1.76 inç boyutlarında. İkincil ekranın çözünürlüğü 520x80. Telefonun arkasına baktığımızda arkada 13 megapiksellik bir adet kamerayı görüyoruz ve LG logosunu görmekteyiz. Siyah, zarif, şık bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz daha ilk bakışta. Ön tarafta 8 megapiksellik bir tane kamera var. O kamerayı da burada görebiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman cihazın biraz donanım özelliklerine bakalım isterseniz. Telefonumuzu AI'da 64 kurduk. AI'da 64 ile biraz CPU özelliklerine bakalım. CPU kısmına geldiğimiz zaman Qualcomm'un Snapdragon 410 işlemcisi olduğunu görüyoruz. 1.2 GHz hızında çalışıyor bu işlemci. 2300 mAh'lik bir bataryası var cihazın. Bunun yanında 2 GB belleği mevcut ve 16 GB da dahili hafızası var. Tabii ki dileyen kullanıcılar cihaza SD kart takabiliyorlar. Micro SD kart sayesinde cihazın kapasitesini artırabiliyorsunuz. Peki nereden takıyorsunuz bu micro SD kartı? Cihazın yan tarafına baktığımız zaman micro SD ve SIM kart yuvasını burada görmekteyiz. Aynı zamanda cihazın açma kapama tuşunu da burada görebiliyoruz. Cihazın yazılımsal özelliklerinden bahsedecek olursak içerisinde Android 6.0 geldiğini söyleyebiliriz. İsterseniz ona da bir bakalım. About Phone kısmına geldiğimiz zaman burada aşağıya çekelim. Software Info yani yazılım bilgisi kısmında Android 6.0.1 sürümüne sahip olduğunu görmekteyiz. Cihazın bir başka özelliği de LG'nin yeni ara birimini kullanması. Bu yeni 5.0 ara birimi sayesinde artık bütün uygulamaların olduğu bir menü yok. Bütün uygulamalar ana sayfada doğrudan. Yani ikinci bir menü tuşu yok. Alt uygulamalara girmeniz, telefondaki yüklü bütün uygulamaları görmek için ekstra bir tuşa tıklamanıza gerek yok. Doğrudan ana ekranda bütün uygulamaları görebiliyorsunuz. Artık bir alt menü mevcut değil. Telefon tasarım olarak iPhone'u andırıyor. Benim görüşüm bu. Tabii ki sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Burada bu bağlamda ben iPhone'umu doğrudan bir karşılaştıracağım. Baktığımız zaman boyut olarak ne kadar ve tasarım olarak ne kadar birbirine benziyor. Bunu bir karşılaştırabilirsiniz. Bu şekilde görebilirsiniz. Biraz da isterseniz boyutlarla karşılaştıralım. Evet, iPhone ile yan yana koyduğumuzda neredeyse benzer kalınlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Sadece X-Screen biraz daha çok hafif, az daha kalın. Bunu görebiliyoruz. Biraz daha yakından bakalım. Burada gördüğümüz üzere biraz mesafe mevcut. Arkada kamera kısmına baktığımızda bir çıkıntı olduğunu görüyoruz. Telefonun ince yapısından dolayı yine kamerayı tamamen gövdeye entegre etmek mümkün olmamış. Burada yine iPhone'dan biraz daha az olsa da bir çıkıntı görmek mümkün. Cihazın altına baktığımızda 3.5 mm ses portunu görüyoruz. Bu port tabii ki bazı kullanıcılar tarafından üstte olması tercih edilen bir porttur. USB portunu göremiyoruz maalesef. USB Type-C kullandığını umuyoruz ama Qualcomm Snapdragon 410 ile birlikte USB 2.0 portu kullanıyor olma ihtimali daha yüksek. X-Screen'in güç tuşu sağ tarafta yer alıyordu. Sol tarafta ise ses açma ve kısma tuşunu görüyoruz. Merak edenler için üst kısma da bakalım. Üst kısımda mikrofon dışında bir bölüm göremiyoruz. X-Screen'in birebir iPhone ile karşılaştırmasını da görelim. iPhone 6'nın boyutları ve arkada da X-Screen. Son olarak yan açıdan da bakalım cihazlar nasıl gözüküyor.